önce şunu söyleyeyim. Hande ile ilgili iddialarına Talat Mut'un söylediklerine Hande Atezi ne diyecek merak ediyoruz. Yayınımıza bağlanabilir. Bir de bu cinsel taciz suçlamasında bulunan 19 yaşındaki kızla ilgili söyledikleri var ya popüler olmak için yapıyor. Neden 5 gün sonra yaptı? İşte o genç kız o sorulara yanıt verdi. Bugün Habertürk'ten Bülent İpek'in röportajı. Az sonra onu aktaracağım. Şimdiden söyleyeyim Ali abi böyle bir röportaj var ama önce Talat Mut'un söylediklerini yorumlayın. Nasıl buldunuz? Ben bir dakika. Ben şimdi şok oldum. Ben dün izlemedim. Şok oldum. Benim bildiğim bir tek şey var ki böyle rezil şeylerle, tacizle, işte iftirayla, aldatmayla siz ekran önündekiler popüler olursunuz. Rezil olmanın popüler olduğunu çünkü düşünüyorsunuz. Ama set çalışanları iş bulmakta zorlanabilirler. Tam tersi onların kariyeri için çok riskli bir itiraf bu ya da iftira. İkisinin kararını verecekler, şahitler huzurunda hakim verecek. Ama popüler olmak için yapıyor çok komik. Çok altı boş bir bahane olmuş ve satır aralarında kor kapıldığım şeyler duydum. Benim çamaşırımla du, dururken kostümcü kızlar, dokumacı kızlar özel karavanı varmış ve karavana özel karavan olması normal. Tamam, o normal. Özel karavanda e, iç çamaşırları duruyor, kostümcü kızlar pantolon giydiriyor. Bunlar bak Bu sanki bir şeylerinin e, sanki sen böyle bir hastalığın varmış da senin de o hastalığına ilaçmış gibi anlatıyorsun bunu. Tolun kendi giy kardeşi? Elin ayağa tutmuyor mu yani? Anladın mı? Sana dokunarak kızların gidirmesinden hoşlanma yani bırak. Onlar senin çocuğun yaşında. Ben bu konuşmaların hepsinden çok e, çirkin bir sonuç çıkardım. Bu zamana kadar hiç inanmadığım o şeye maalesef inandım yani. Ben bu zamana kadar inandığım şeyin yine arkasındayım. 19 yaşındaki e, bir genç kız söz konusu. 19 yaşındaki bir genç kız. Eksik almışsınız. Ee, pardon sen almadın. Bilal Bey eksik almışsınız. Orada diyor ki Google'ı araştırınca bu genç kızla kim evlenecek diyor. Bak suçlamaya bak. O kadar kişi peşinde koşar ki Talat Bey. Dik duruşundan dolayı aslan gibi durduğu için bir sürü suçlamaya maruz kalacağı için eğer iddialar doğruysa beni en çok rahatsız eden erkeklerin değil. Erkekler arkasına durdu kızım biliyor musunuz? kadınların yaptığı yorumlar. Kadınlar belki sizin kızınız olabilirdi. Belki siz olabilirdiniz eğer iddialar doğruysa. Ve kadınlar diyor ki popüler olmak istedi. Şöyle olmak istedi, böyle olmak istedi. Ya 19 yaşındaki kızı günlerdir popülariteyle suçlayan herkese soruyorum. Ben kızın ne yüzünü biliyorum. Ne ismini biliyorum. Şu an bu programı yapıyoruz. Bana ismini sorsanız ben ismini söyleyemem bu kızın. Öşe. Nesi popüler bu kızın? Ne yaptı? Oyuncu mu olacak bu kız? Kostüm danışmanı e, ee, gerçekten çok üzüldüm. Ben bugüne kadar kendimden örnek vereceğim çünkü biliyorum. Nejat İşler'le oynadım. Tolga Çevik'le oynadım. Sarp Leventoğlu'yla oynadım. Emre ile oynadım. Hiçbir erkek oyuncuyu, hepsi de başroldü. Can Gürzap'la oynadım pardon. Hiç kimseyi kostümcüler giydirmedi. Hiç kimse iç amaçırıyla kalmadı. Bu nasıl bir ego, nasıl bir rahatsızlıktır. Bunu ...çalışanların kabul etmesini de kınıyorum. Kabul etmeyecektiniz siz de. Ne demek ya? 19 yaşındaki kız ne demiş? Bir de sen ne tatlı adamsın. Amca demek istemiştir size. Yanlış anlamışsınız. Bravo Buradan sizin dediklerinizi yanlış anladı herkes. Bravo. Baklar öyküsü kızı suçladı gördün mü? Tabii tabii. Ben bir de diyor ki... ...ben herkesi öperim, sarılırım. Ya yani niye herkesi öpüyorsunuz ya? Siz niye böyle bir... ...evet lafınız var anlamadık ya. Yani, yani. Ki, ki karşı taraf istiyor mu? Bir sordunuz mu? size? Yani... Ben bunu anlamıyorum evet. ve sonuna kadar da e, genç kızın da arkasında duracağım. E, asla inanmıyorum popüler olma derdinde olduğunu. Zaten e, dün bizim yayınıza bağlanan hanımefendiyle de daha sonra DM'den yazıştım. DM'den direkt mesajdan. E, Birçok kişi toplanıyormuş. Şu an kostüm danışmanları varmış yine. Hepsi ve basın herhalde? toplantısı yapacaklarmış. E, basına hmm. ulaşmaya çalışıyorlardı. E, Valla eğer iddialar doğruysa. E, ...yargıdan önce en kısa zamanda tedavi olmanız dileğiyle... ...dediğiniz gibi sizin de bu yaşta... ...hatta daha da küçük kızınız var... E, ...o yüzden gerçekten... ...duyduklarım çok acı... ...keşke de e, bağlandığınızda aslında iyi oldu... ...bağlanmış ve... Benim ...bir takım şeyler... evet. ...imaj değişti yani... ...yani bir kıvılcım ama, ortalığı mı karar kitlendirecek yani... ...ama bak en çok ben şeye takıldım... Google, Google yatınca... ...ya bu kızları cesaretlendirmemiz lazım... ...eğer tacize uğradıysa bir kız... Tabii ki sesi çıkacak. Tabii ki bağıracak. Tabii ki konuşacak. Bizi yargılamak düşmez. Biz onun yanında duracağız eğer iddialar doğruysa. Çünkü susmaya alıştırmayacağız. Konuşacak herkes. Kimin ne oldu da ortaya çıkacak. Ya da siz bu zamana kadar yaptığınız ve sustularsa bu kız onlardan değil diye siz bayağı bir baltayı sert taşa vurdunuz. Ve Google araştırınca da o kız eğer doğruysa iddialar... ...vay be ne namusuna el değdirmemiş diyecekler. Aynen öyle. Evet. Ali abi Liktur. çoğu kişi Talat Bulut'un bu açıklamasını bir itiraf gibi gördü. Yani suçlamalara yanıt vermeden çok. Sen ne gördün? <laughs> Şimdi üç gündür bu konuyu işliyoruz. İlk günden düne kadar benim duruşum çok netti. Ne Talat Bulut'un yanında durdum, hı. ne iddia sahibinin. Çünkü iddia eğer ispat edilemezse çok adi bir suçlamadır. Hı hı. Eğer ispat ettirse karşı tarafın mesleki kariyerini bitirecek bir olaydır. Yani şimdi ben Fatih Aksoy'un da düşündüğü gibi ne yargıcım ne ...savcıyım... E, ...ortaya gelen... ...görüntüler üzerine... ...konuşmalar üzerine yorum yapıyoruz. E, Talat Bulut'u... ...biraz tanıdığımı... ...sanıyordum. E, hatta, hatta o kadar tanımama rağmen... ...kefil olur musun dedi bana. Ece hayır dedim. Ben kadın konusunda... ...abime, kardeşime hatta kendime bile... ...kefil olmam. Çünkü o başka bir... ...elektrik, Nefis. başka bir... E, ...zaafiyet. Şimdi... Ee, bu iddia ortaya atıldığında e, iddia sahibi gerçekten hakkını arayan bir cesur yürek de olabilirdi. Ee, bir şekilde Talat Bulut'a zarar vermek isteyen biri de onun için de Talat Bulut'un çıkıp e, böyle önce avukatıyla sonra siteden de açıklama yapmak yerine yüzünün rengini hatlarını konuşurken yalan mı konuşuyor samimi mi olduğunu video doldurması gerekiyordu. Benim Kanaatim buydu. Ama e, hatta ben burada dedim ki e, yayında, benim Talat Bulut'ta bir hukukum var. Bu hukukum, e, ben onu aradığımda bakması gerekirdi telefona. Telefona bakmayınca ben açıkçası kuşkulandım dedim. E, dün de Bilal beni aradı, e, tekrar aradım, mesaj attım. E, ne telefona baktı ne mesaja baktı. E, konuşmalarını izledim. Konuşmaları bana şunu Gösterdi bendeki imajı şudur, ee, silahını çekti, bacaklarına kurşunu sıktı. Ya. Kendini vurdu değil mi? Evet. Aynen. Yani e, o eylemi e, ...legalleştiren, çok doğal gösteren bir üstüplü. Ha ne var yani bunda değil mi? Yani niye tam tana e, yapıyorsunuz? E, çok e, beni zorladı, hatta e, reddettim. E, yanağından öpün artık daha önce çok ne güzel adamsın falan. Ee, seni tuzağa düşürmek isteyenler e, bu tip hamleler de yapabilir. Ama e, sen e, kızının yaşından küçük biriyle eğer bu eylem gerçekleşmişse, benim buradaki kanaatim, dün akşam Fatih Aksoy'la da konuştum. Ben e, şey görüşündeydim, Ya bu mahkeme sonuçlanmadan e, savcı davayı açtığında e, sözleşmeyi feshetmek ...bu eylemi yaptığını kabul etmek demektir diye. Ee, bana söylediği şu oldu. Fatih Aksoy dizinin yapımcısı... ...ve patronları şu anda değil evet. mi? Dizide kimin kalıp gideceğine evet. karar verecek Dedi kişi. Dedi ki ikisinin de işvereniyim. Hı hı. Ee, biri dizinin başrol oyuncusu... ...öteki e, kostüm asistanı. Eğer savcı... E, ...bu tarafları dinleyecek... ...araştıracak... E, ...suç durusunda bulunmuş kız. Çünkü dava açmadı. Suç durusunda böyle hı hı. bir tazize uğradım diye. Eğer savcı... Taraflarla konuştuktan sonra dava açarsa bu e, bu eylemin gerçekleştiği konusunda e, bir kanaat oluşmuş demektir yargının ilk kademesinde. Ben sözleşmeyi talakbut sözleşmeyi fesil dedi. Eğer savcı dava açmazsa yani bu iddialar mesnettir nesnetsizdir derse ben e, bu iddiaları ortaya atan kişi diziye zarar verdiği için onunla yollarımızı ayıracağım dedi. Ben de bu savcının e, soruşturma aşamasında e, nasıl bir soruşturma yaptıklarını bilmiyorum açıkçası. Yani taraflarla konuşacak. Şimdi şahitler gösterecek şöyle oldu şöyle hı hı. bir kanaat oluşturacak. Sonuçta bir, bu bir kanaattir. Yargılamanın sonunda kesin e, ortaya çıkar kimin suçlu olduğu. Hı hı. Ama Talat Bulut'un anlattıklarından e, şunu anladım ben. O zaten bu tip şeyleri... Normal karşılıyor. Normal karşılıyor. Yani ne var ki bunda diyor. Yani soru zaten o e, ne var ki bunda kısmında açıkçası eee eee ne ne de Çing, Çingene'nin düşkünü öyle bir şey vardı. Kendi itiraf ederken başka bir şey itiraf. Merdi kıpti. Seraj şeyini arz ederken bilmem ne diye bir şey var. Hmm, Kendini ama. ifade ederken aslında e, ...geleceği de yani kendini savunurken... Hı -hı. E, ...aslında gerçek kafa, e, çiviyin... ...kafa yapısı da ortaya evet, çıktı. E, Hamurunu gösterdi bize yani. Yani ben açıkçası... E, ...o e, açıklamalardan sonra... ...düne kadar... ...hatta e, telefonla bağlanan hanımefendiye... ...kızmamın bu kadar sinirlenmemi... ...celallenmemi sebebi de şuydu. Ben o güne kadar... ...talat bulutu savunmadım. İkisinin de ortasında durdum. Eğer iddia doğruysa... ...sonuna kadar... ...cezasını çeksin. Hı hı. Toplum versin cezasını. Yargının ceza vereceğini sanmıyorum. Yani yargının verdiği cezanın... E, bizi mutlu edeceğini ya da bizi tatmin edeceğini ama sanmıyorum. Ama bizde toplum vicdanı da... Vakum olacaktır onunla ha, birlikte. Tabii, tabii. E, meslek hayatı da bir de Amerika'da... Ceza ...Amerika'da zaten. olduğu gibi. Ama eğer bir iftira varsa ortada... ...ki bu da olma ihtimali var. Hani ille o kız... ...şöhret peşindedir, şu, böyle bir şey diyemem. Böyle bir mi oldun, olamaz. iftira olamaz. ya Bir şekilde... Bilmiyoruz insanların hangi ruh haliyle neye karşılık bunu beslediklerini. Sonuç itibariyle tepki göstermemin sebebi sizin e, söylediklerinizde yorumunuzdan sonra e, ben kızdım e, Ece'ye mesaj attım demesi. Ben Talat Bulut'u savunmadım. Demiş mi öyle bir şey? Baktın ya sen abi. Baktım evet. Demiş mi? Evet aynı söylediğim gibi. Hmm. Sizin yorumlarınızdan sonra Ece'ye yor şey attım diyor. Ben soruyorum, din diyorum ki. Benim yorumumun hangisi sizi rahatsız etti? O başlıyor top çevirin, ben de oradan zamanından çıkıyorum. yani. Biraz fazla yani. kızdın sen de. Evet abi. kızdım çünkü yani. haksızlığa uğradığım zaman şartellerim atıyor benim. Yani yalan konuşulduğu zaman ben çok net bir şekilde şurada cümleyi şöyle kurdum. Sabahleyin kuaförde tıraş olurken İsmail Küçükkaya ekranda bütün liderlere adaylara eşit mesafede olması gerektiğini anlattı medyanın bunu yapmadığını söyledi. Arkasından e, Cumhurbaşkanı adaylarından hepsinin haberini verdi. Doğu Perinci'ye vermedi dedim. Buna yüze yakın şey geldi. Vay sen hiç araştırmıyorsun Doğu Perinci daha önce onlar çıkarttılar. Ya ben Doğu Perinci'yi ekranına çıkarmadılar demiyorum. E, Fox'ta liderler Fox'ta çıkarmak demiyorum. O programda bu lafların üzerine sen de adaletli davranmadın diyorum. Ha şunu da demedi dedim. Doğu doğru vereceğim bugün bir haberi yok. Onun için haberini veremedim. Bunu dediğim halde karşı taraf Belli Bunu i̇şte saklanırsa ben zıvanadan çıkıyorum. Şimdi, ben bu konuda daha fazla konuşmuyorum. Hayır ben ee, konuş Ali abi sana bir şey soracağım. Arıkan bir bir var. sütlü şefimiz evet. feminist, sosyalist aktivist. Bu konularda orada bayağı ses çıkıyor. Feminist, ben sosyalist. onu buraya alıyorum. <laughs> Onun bu konuda o açıdan yani ha, o e, şeyin e, söylediği e, nedir o? Talat bulutun e, hizmet aldığı kesimi kısmen temsil eder. Daha Ay, Canan kadar alırken ben asistansız. de bir şey soracağım. Evet, Seyircilerden soracağım. Bir yerde gel çalışıyorsunuz. Evet. Bir mekanda ve günlerce o çekimler gel, gel, sürüyor. Gel. Evet. Bir dakika bir şey soracağım. Evet. Ee, günlerce o çekimler sürüyor. Sen gireceğin odanın kızı da götüreceğin odanın çamaşır odası olduğunu bilmez misin? ...ya sette o kadar setler... ...çalışıyorsun bir şey da çalışma yani. ortamını bilirsin... ...ben buranın Bilmiyorum. çamaşır odası yok ama... ...nerede biliyorum işte... ...yani Beyaz TV'de neyin ne olduğunu biliyorsun... Herhalde. ...onlar günlerce oralarda çalışıyor... Muş ...yani beyazlar ilk defa gelmiş olsunlar... ...e girince bakmaz mısın... ...çamaşır odasıysa... ...içeride illa bir yerini mi düzelttirmen gerekiyor... Hı. ...ya başlı başına çelişkili açıklamalar... ...ee o yüzden... ...çok da rahatsız olduğum bir konu yani şu ...bir de öyle bir şey ki Ayla abi dedi ki ben... Talat Bulut'un tarafını tutmadım. Öyle bir bıçak sırtı ki ve o kadar mahrem ki... ...biz kızın tarafını da tutamıyoruz. Bir de biz yargı oh. değiliz zaten can. Evet. Biz iddiaları burada... ...hani konuşmak isteyenlere ancak alan açabiliriz. Tabii ki ama... Yorumumuzu yapabiliriz ama yargı değil, sükun veremeyiz. Konuda, İşimiz bu o değil. Bu bir belirli bir elimizde bir belge olsa tarafımız çok belli. Ama kızcağız o kadar... E, ...nasıl söyleyeyim... ...yanında yandaşı olmadan... ...o kadar kendi başına yaşadı ki onun iddiasına göre bunu... O yüzden ispatlaması şart. Yani çok özür diliyorum. Benim e, böyle bir durumda e, kendi e, vicdanımla alakalı belge ihtiyacım olmuyor. İlk başta evet taciz edilenin yanında oluyorum. Kafa ve beyin olarak. Hele bir kadınsa söz konusu. Yani haklısın. kızın şahit aramasına yüzden... gerek yok. Talat Bulut'un dünkü açıklamalarını. Açık açık zaten. <laughs> ben zaten <laughs> öpüyorum. Sanılıyorum. Delil, delil olarak sunabilir yani. İlk yani, çamaşırlarımla dolaşıyorum. O kadar çok, Onlar çok, beni çok, giydiriyorlar çok falan. Öz, ne münasebet ya, ya sen. Hiç çamaşırıyla hiçbir oyuncu kalmıyor bak Ki, ama açıkça yani. net söylüyorum. Bu kimse ya. giydirmez. Ya ne oluyoruz der Ya ben İlk set setlere gittiğimde bu, bu kostüm değişikliğinde e, erkek oyuncu bak ben derken de setine gittiğim kişi de erkek kıyafetini değiştirirken perdeyi çekiyor. Kendi başına değiştiriyor. Ha, Karşıma geçiyor. Yani değil, erkeğin karşısında miydi? bile iç çamaşırıyla Durmayan oyuncular var. Biz kendi bu, evlerimizde bu arada, bile misafirlerimizin yanında ya yani ne bileyim her şeye dikkat ederiz. Bırak ki set ortamını. Bu arada dedin Ali abi e, bir şey soracağım. Cihat Zembat e, program müdürümüz e, o şeyin doğrusunu attı bana. Secaat arz ederken merdi kıpti sirkatin söyler. Yani e, meramını anlatırken aslında e, yaptığı verir, hatayı da ele Hiç verir. E, nihayet yani ben bunu... Rahmetli Hasan Pulur'dan çok e, dinlemiştim, e, okumuştum. Ben yani çok önemli bir, e, Yalnız eski o, ne mı? uzun bir şey değil mi? Evet ya. Hadi tekrar söyle. Yok, sirkatin mümkün değil. Ali abi, Fatih Secaat sayla. arz ederken Secaat. merdi kıpti sirkatin söyler. Merdi bir kıpti kaç kez çalışmak sirketin lazım? Secaat yani, arz ederken Kıptinin merdi düşkünü mü öyle bir şey? Türkçe'ye evet. çeviririz onu bilare. Ali evet. abi Canan Hanım. Şimdi Fatih Aksay'la konuştun ya bir şey soracağım sana. Aksu evet. Bir izlenimi var mı? Başkalarıyla da çalışmış mı? Çünkü biz onun açıklamasından da bir okuma yaptık ve sanki Talat Bulut'un suçlu olduğuna böyle ikna olmuş gibi düşündük. Sen bu konuda bir sinyal şimdi, aldın mı? Yani şimdi çok net söylüyorum. Yani bu gerekçeyle sözleşmesini feshetmesi halinde yarın öbür gün beraat ederse bu davadan çok ağır bedel öder. Kim? Fatih Aksoy. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben şu söylende de e, Fatih Aksoy benimle sözleşme iptal edecekmiş. Ha? Öyle mi? O zaman şöyle böyle diyeceğine ne sözleşmesi? Benim namusumdan bahsediyorsunuz. Ne? Yemişim yasak elmanızı deyip ben gidiyorum demeli. Peki yapımcının şey açıklaması eğer böyle bir durumda e, suçlu değilse Talat Bulut kostüm sorumlusuyla e, alakamızı keseceğiz demesi. Zaten şu an hala çalışmaya devam mı ediyor bu kız. Etti. Evet abi bir suçu ama yok zaten... ki kızı. Kız yani, set zaten tatil oldu da kızın bir suçu yok ki. İyi de Ali abi suçla alakalı değil de e, ben beni taciz eden bir adamla ben de karşı karşıya gelmek Hayatım, istemem. set yok zaten. Sezon, tatile tatile girdi. sezon ama yeni yayın Final yaptı, de. tatili, sezon Tam finali yaptı, yaptı. Ama daha zaten yani. olursa o olmaz yani. Herhalde Kız kendi isteğiyle olmaz ama bence biraz karakterli olup ee, Talat Bulut'un bu diziden kendi ayrılması lazım. En baştan ayrılacaktı ki. Ya Talat Bulut için bu işin namus meselesi olması lazım. Kesinlikle öyle. Ama ee, anladığım kadarıyla anlattıklarından ya kendini iyi ifade edemedi e, ama daha önce doldurduğu videolardan kendini iyi Çok ifade ettiğini iyi. düşünüyorum Çok. Ee, bu konuda e, dili de zengin kelime hazinesi fazla hem de bir dakikalık videoda dünyayı anlattı evet. o daha yani... evvel doldurduğu videolarla ilgili başka bir oyuncunun açıklaması var Berrak Tüzün ataç var mı sende? şimdi var onu hemen aktaracağız tam da elime almıştım ne diyor hem ekrana da verelim arkadaşlar bakın ne diyor Berrak Tüzün ataç. Talat Bey Hiçbir oyuncuyla muç muç değilsiniz ama bütün kostümcüleri sarılıp öpüyorsunuz. Tecavüz yasasını paylaştığınız için alkış beklemenizse enteresan. Zira yasayı siz çıkarmadınız ve evet Talat Bey samimiyetiniz yanlış anlaşılıyorsa bu sizin probleminizdir. Hmm, demek ki nasıl bir samimiyeti varsa değil mi? Ama Berrak Düzüne taşla setlerde e, çok hani set çalışanlarını çok iyi tanıdığı, setleri çok iyi bilen ...bir oyuncu, çok mesai harcamış bir oyuncu... ...acaba böyle bir mutfakta... ...böyle bir dedikodu döndü de... ...kulağına öyle geldi için mi tepkisi, tepkisini gösterdi? Ya kusura bakmayın da Berrak Düzün Ataç... konuda bir kanaat önderi mi? Kanaat, kanaat önderi, önderi değil ama sonuçta değil ama da bir oyuncu. Yani. Şimdi, Aynı bak sektörü Bak şunu, şunu söyleyebilir. bir eve söyleyebilir ee, Hiç sakil durmadı. Hayır şunu anlatmaya Ancak... çalışıyorum. Ha. Yani Berrak Düzün Ataç... E, ...bir oyuncular sendikası başkanı olur... Hı. ...bir meslek örgütünün başkanı olur... ...çıkar açıklama yapar. Ama daha of. iş o aşamaya gelmedi. Yani şu aşamada soruşturma aşamasında... Yapmış. ...bir iki gün daha sabredelim. Savcı... ...eğer... E, yani ...şu anda kuşkumuz... ...yani şey olarak kuşkumuz... ...Talat Bulut'un... E, ...bu yani. eylemi yaptığı yönünde. Hı. Kuşkumuz, endişemiz. Evet. Yani kafamızda... ...düne kadar ben 50-50'ydim. Şimdi 49'a 51. Hı. 51... ...kızın haklı olduğu düşüncesindeyim. Ama işin... ...yani yapımcı bile diyor ki... ...biz hiçbirimiz yargıç değiliz. Bak Berrak abi senin aranda ya da... ...başkalarının arasında bir fark var. Şimdi Biz televizyondayız abi hiçbir ya. Hiçbir oyuncuyla mucuk mucuk değilsin diyor. Nereden biliyor? 7-24 onunla mı yaşıyor? O bir ya, ya. Ben hiçbir oyuncuyla mucuk mucuk değilim. Set kendi diyor. Kendi sanırım. yorumlarına tamam. yorum yap, yapmış. İşte biz nasıl Arişten yorum yapıyoruz? Arişten gazel çaldığını düşünüyorum. Hmm. O bir magazin masasında... E, görev yapmıyor. Ben harçtan kızarı çaldığını ha, düşünüyorum. Ben, %100 yüz haklı olsa bile. E, oyuncunun oyuncu ile ilgili yorum yapmasını çok ha, doğal. sana ben diyorsun. Biliyorum. Sana düşmez diyorsun yani. Ya bir dur. Ha. Peki birinci kişiye bakalım. Bu cinsel taciz suçlamasında bulunan, savcılığa da suç duyurusunda bulunan genç kız. Şey, bugün çıkan Habertürk şey, gazetesinden. Şey. şey, şey, şey. Öyle Aa, şey. Hayır ya. İddia bak işte eden. kız popüler olamamış da. Ya. Yani Hı bir yerde Şöyle göstereyim. Bak bir yerde burada ya. bile karıştırmışlar. Ö manşette ö şey, şey. ben yazılı haber aldım. Şey ö altta Bunu ö şey geçmiş. göstermen çok güzel oldu. Hiç yani aklımızda değil. Popüler olamamış. Manşette öyle altta daha böyle. Daha olamamışsın yani. ya. Ee, ne diyor? Var ya. Şimdi diyor ki bir kere kravatımı tuttuğum esnada dudağımdan öptü diyor. Net ifade yanak mı dudak Kravatını mı? Kravatını tuttuğum esnada evet. e, dudağımdan, dudağımdan öptü. öptü diyor. Taciz mi Dudaktan e, öptü. 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 Sana yakınlaşma oluyor yani. zaten. Şok yaşadım. Üst kata çıkıp ekibe bildirdim. Ama bir şey yapamadım. Üst kata çıkıp ekibe bildirdim. Ben atlıyorum aradan uzatmamak için. Uygulayıcı yapımcımıza söyledim. Arkandayız bu yaşadığın cezasız kalmamalı dediler. Olay doğrudur. Perşembe günü oldu. ...salıdan itibaren sosyal medyada yaydım... ...Talat mutluyor ya niye beş gün beklemiş... ...hemen ona cevap geliyor... ...yapımcının görüşme ricası üzerine... ...bekledim... ...o da yanımda olduğunu söyledi... ...hukuki yollara başvurmamı önerdi... ...sosyal medyadan onun üzerine paylaştım... ...ertesi günde savcılığa gittim diyor... ...beş eyvah, gün, bekleme, beş ne gün bekleme sebebi. ...yapımcı ne bu? dur... ...bir dinleyip bir konuşayım demiş... Eyvah, eyvah. Ee, ...daha dizi setinde başlamaya sadece... ...iki hafta olmuştu demiş... ...yeni başlayanmış zaten... ...zaten 19 yaşında... Ayrıca da bir samimiyet de yok Jans yani. Yani çelişkileri var yaşında. ama yaşı genç olduğu için bunu çok doğal karşılamak lazım. Ama yapımcıyla yürütücü yapımcıyla konuşmuş. Onlar da ee, bekle bu, dedilerse. Bu, yani beklemedi. Bekle demediler. Kanaatleri bu işi savcılığa Taşınması, e, taşınması yani. öyle olmuş. Kol kırılıp ye, yen içinde kalmadı. Dışarıya taştı. Evet. Yani, bir de bir suçlama daha var. Şöhret olmak için yapıyor diyor ya Tağutmut. Ona da cevap vermiş evet. diyor ki. Şöhret olmak için neden namusumu ortaya koyayım? Bravo. Kesinlikle oyunculuğa falan geçmek istemiyorum ki. ileride kostüm tasarımcısı olmak istiyorum diyor. Şu an kostüm asistanı ah, çok... kendisi. Hay Allah dudağından öpmek ne demek ha. ya? Bir Şimdi kızcağız. iki açıklamayı peş peşe koyduğun zaman. E, hiç tanımadığım kızın. Daha i̇fadeleri samimli. bana daha samimi, hmm. daha doğru geliyor. Ee, yıllardır tanıdığım Talat Bulut'un e, söyledikleri... E, ...kendi içinde e, doğru bile olsa... E, ...düşüncesinin doğru olmadığını anladım. Yani e, o kafada olmanın... kafa ...kafada o, bu normal kabul ediyor. E, 19 yaşındaki kızların yanında iç çamaşırla... Gezmeye, arkadaşlar, öpmeye. Sonra gelin demeye işte e, sen e, ne güzel bir adamsın, ne güzel bir insansın e, diyenleri öpmek... Bana da söylüyorlar. Kimseyi öpmüyorum ya. Bir de ekmek parasıyla oynamak beni çok rahatsız etti. Hande teyzeyi söylüyorlar. O uygun değil bu role. İstemiyorum. Ya çok ee, kibirli zaten. Bu da bana ya. yanlış geldi açıkçası. İşte söyleyeyim baştan aşağı çok kibirli bir açıklaması var... Ben Talat Bulut'u bu olay patladıktan sonra e, daha da çok sesini duydum. E, sosyal medyasına girmeye başladım. Merak ettim hayatını. Çok kibirliymiş ya zaten. Bu söylemlerine baksana. Kostüm, çocuk kızlar geliyor, beni giydiriyor falan. Sen kimsin ya? Bu arada genç kız röportajını şöyle bitiriyor. Şu cümleden de bir şey okuyacağım. Ertesi gün Talat Bulut'un menajeri Derya Hanım aradı. Talat Bulut kendisiyle iletişime geçmeye çalışmış. Onu söylüyor. Aradı hı hı. beni diyor. Yanlış anlaşılma olduğunu, görüşmek istediğini söyledi. Talat Bey oturup bir orta yol bulmak istiyormuş. Kabul etmedim. İddia edildiği gibi Oo. kahraman olacağım, bütün kadınların haklarını koruyacağım falan da demedim diyor. Bana ne ya bütün öyle bir suçlama demiş, gelmiş, gelmiş demek ki kendisine. Ya şunu söyleyelim. Davası da açmıyor kız. Bunu da vurgulayalım. Ceza davası da Aynen açmak öyle. istiyor. Evet evet. Para Ceza iste, olsun diyor. para istemiyor. Para istemiyor. Şunu da söyleyelim. Yapımcımız şu anda Talat Bulut'u arıyor. Talat Bulut konuşmak isterse eğer tüm bu görünenlere rağmen yanlış anlaşıldıysa ve kendisini ifade etmek isterse cevap hakkı var. Programımıza rahatlıkla bağlanabilir. Burası onun da söz hakkını kullanabileceği bir yer, bir platform. Ee, bu genç kızla yine aramak, eklemek istedikleri olursa her iki tarafa onlar da telefonlarımız açık. Onlar basın toplantısı yapacaklar büyük bir ihtimal yani bana bildirdikleri ha, eğer. Mi? Evet, Ama şu şu bak şöyle bir şey, genel konuşuyorum. Talat Bulut üzerinden gitmeyeceğim birisini öpmek için kendini durduramıyorsan ve şöhretsen rezil olmayı göze alıp o eylemi yapıyorsan sen sapıksındır. Sapıksındır sen. Bir ismin bir kariyerin var ya eğer bunu yaptıysa bu sapkınlık abi. Evet Canan sapkınlık mı değil mi? Gel anlat niye gelmiyorsun ya? Mikrofonu verelim Canan Ver, buraya gelmek gel. istemiyor peki. Niye gelmek istemiyor? Makyajın mı yok? Şöhret olmak Güzellik yarışması iddian mı? Ama fikirlerin önemli. Çünkü ya reklam arasında bizi sıkıştırıyorsun kontrataklarında ataklarında. Bır, bır, bır Gel burada Peki. anlat işte fikrini. Peki Canan briefing'ini reklam arasında bize verecekmiş. Biz de sizlerle paylaşacağız. Ee, ne diyelim? Ya bu, bu haberleri okuyup gören hiçbir kadının eee sinirim bozuldu. Bir de şey şey farklı olması düşünülemez Kızım herhalde. bak yapma. Hani ne demek ya yani yapma düzeltme bak kravatımı. Ya bir de ne olursa olsun başta Hadi. da söylediğimi tekrarlayacağım. Böyle bir durumda Tamam, tabii ki yargıyı biz vermeyelim, ama kıza da tükaka bilmeden karalamayalım. Çünkü o sizin de kızınız olabilir, siz de olabilirsiniz. Ya da biz artık karaladığımız için insanlar tacize uğradığında susma. Susalım mı yani? İstiyorsunuz ki her tacize ya bir e... su, bir çok kadın. Ailelerinde tacize uğruyorlar ve sırf bu toplum baskısı yüzünden içlerine kapanıyorlar ve içlerine Şimdi yusuyorlar. ne diyecekler biliyor yorumlar Yorumlarda e, haklıyız o zaman susmakla. Evet. Demeyin. Bu sefer çocuklarını şeyin. öldürecek katil anneler çıkıyor işte. Bastırılmış bütün duygular. Bu kadınların bu kadar bastırılmış toplumda yaşamasını kınıyorum ben. Çünkü ne yazık ki bizler böyle yetiştirildik bir cam. Biz böyle bir şeyle karşılaştığımızda bağırıp çığlık atmak evet. yerine kadın kuyruk sallamasa erkek ona tabii, zaten yaklaşmaz mantığında. Bunu söyleyen kadınlar da tabii var ya. bugün de var inanılmaz Utanç bir şey. Utanç verici. Ve şimdi bugün daha çocuklarımıza böyle bir şeyle karşılaştığında çığlık atmaları gerektiğini öğretmeye çalışan kişileriz daha bugün. Daha yeni. Eymen bile öğrendi siz de öğrendiniz. herkes öğrendi. Ya Eymen ben bile öğrendi. Öğretmedik yani yani <laughs> e, ya. düne kadar Talat Bulut'u yedirmeyiz, Talat Bulut'a sahip çıkıyoruz diye kampanya vardı Suspurno sosyal ollarda. medyada. Yani onların bile elini zayıflatan e, bir, bir e, hamle yapmış Talat Bulut. Umarım günün sonunda e, bu doğru çıkmaz. Umarım.